Arkadaşlar merhaba ben işte o nokta atış kampında sıra geldi 5. güne 1. gün yazım kuralları yaptık 2. gün cümlenin ögeleri 3. gün noktalama işaretleri Dördüncü gün eylemsiyi konuştuk Bakın nokta atışta eylemsiyi konuştuk yani sözcük türlerine değil nokta atış yapıyoruz seçiyoruz konuları Yazım kurallarını bölemezdik yazım kurallarını konuşmamız lazım noktalamayı da bölemeyiz ögeleri de bölemeyiz ama diğer konularda nokta atışta seçim yapabiliriz Mesela sözcük türleri Dördüncü gün eylemsiz seçtim aldım arasında. Eylemi genel olarak konuşsaydım eğer eylemsiye çok az zaman ayırabilirdik belki orada. Bir sürü eylem başlık var. Eylemde yapı, eylemde çatı, eylemdeki ek eylem gerek yok ki. Nokta atış kampın da isminin hakkını vermemiz lazım. Bütün konuları anlattıktan sonra bir anlamı yok. Zaten kamp var. Her tarafta konu anlatımımız var zaten biliyorsunuz. Burada nokta atış yapmalıyız. Şu gelir şöyle gelir demeliyiz. Şimdi sırada sözcük türünden isim var. Ama isimde tutun da cins isim, özel isim, çoğul isim, tekil isim. Bu ne Allah'ını seversen neyin peşindeyiz ya? Bu mu yani? Bu değil tabii ki. Nedir hocam? İsimde bilmeniz gereken tek şey var. O da tamlamalar. İsim tamlamaları. Gelsin hocam ekrana gelsin. Şimdi 3 tane isim tamlaması var. Belirtilip Belirtisi zincirleme. Abi neden belirtili isim tamlaması diyorlar? Niye belirtili isim tamlaması diyoruz abi biz buna? Çünkü aman dikkat. Hem tamlayan hem de tamlanan eki var. Yani tamlayan ve tamlanan kelimeler belirtilmiş de ondan. Hiçbiri yalnız bırakılmamış. İkisi de tamlayan ve tamlanan ekiyle belirtilmiş. Biz ne diyoruz ona? Tabii ki belirtili isim tamlaması. Tamlayan eki dediğiniz şey neydi hocam? Ya ın in un ün ya da nın nin nun ün. Peki tamlanan dediğiniz şey ne hocam? I i u ü. Sı si su sü. Bitti hocam bu kadar. Bu kadar. Neyin peşindeyiz? Her ikisi de olacak. Masanın örtüsü abi bu. Ama bu değil sadece. Birçok şey var. Geleceğiz. Belirtisinde ise sadece tamların eki olacak. Basit düzeyde anlatımla sadece ikinci kelimenin ek almasını istiyoruz. Belirtisiz isim tamlamasında. İkisi de belirtilmemiş dikkat. Zincirlemede ise adı üzerinde bir zincir halkaları değil mi akla gelecek? Adeta zincir görüntüsü olmalı. Yani birbirinin devamı olan isim tamlamaları olacak. İç içe isim tamlamaları ifadesi de zincirlemeyi çok güzel özetler lütfen isim tamlamalarını unutmayalım olur mu 3 tane isim tamlamamız var takısız artık ÖSYM kabul etmiyor takısız isim tamlaması diye bir konu anlatımı yok artık onu sıfat tamlamasına attı <laughs> yani sadece sıfat tamlaması var bu tamlama dışında. Türkçede iki tane tamlama türü var. İsim tamlaması, sıfat tamlaması. Sıfatların tamamını sıfat tamlaması zaten kabul ediyoruz. Onu geçtik sıfatla konuşuruz zaman gelirse. Biz burada sadece isim tamlamalarını konuşuyoruz. Belirtili, belirtsiz ve zincirleme. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Sorulma ihtimali %100'e yakın arkadaşlar. Şimdi birçok durum var. Yani tamlayan ve tamlanan yer değiştirebiliyor, tamlayanla tamlanan arasında sıfat gelebiliyor, tamlayan sıfat alabiliyor, tamlanan sıfat alabiliyor. Tamlanan sıfat alabiliyor. Her ikisi niteleniyor nitelenmiyor. Her ikisi ortak kullanılıyor. Birisi ortak birisi bilmem ne. Birisi zamir oluyor birisi sıfada bir ayrı şey olabiliyor. Bir sürü şey var. Şimdi bütün hallerini göreceğiz. İçiniz rahat olsun. Çok güzel bir uygulama hazırladım sizler için. Uygulamadaki sıfat tamlamaları daha doğrusu isim tamlamaları sıfatı buluruz. Hep bir sıfat diyezimiz var. Uygulamalardaki isim tamlamalarını bulalım. Ardından soru çözümümüzü de yapalım. Sonra bakalım bizi neler bekler. Vakit kaybı yok. Vakit kaybı yok. Evet parçadaki isim tamlamalarını gösterin demişiz arkadaşlar. Gelin isterseniz bakalım. İsim tamlamaları neredeymiş? Hangi türdeymiş? Tek tek bularak gidelim. Benim resmin olduğu kısımda evet arkadaşlar. Resmin diyorum. Benim şu görüntümün olduğu kısmı şu görünmeyen tarafına şurayı. Burayı da gelince küçülteceğim. Hatta dur belki benden önce hızlı ilerleyenler olur. Ha şurada duralım. Süper. Şimdi Saatin bir hayli ilerlemesi konusunda herkes temkinliydi. Bakalım bu cümlede isim tamlaması var mı? Varsa hangi türde isim tamlaması yer verilmiş? Yalnız uyanık olmanızı istiyorum. Ya yani kafalar yansın. Bütün çakallıklar düşünülsün. Her şey düşünülsün. Basit bir uygulama değil bu. Çok önemli şeyler var. Hadi gelin bakalım. Saatin bir hayli ilerlemesi hocam. Saatin ilerlemesi belirtili isim tamlaması değil mi? Evet. E, bitti mi peki? Bitmedi tabii ki. Saatin ilerlemesi konusu yani saatin ilerlemesinin konusu saatin ilerlemesi konusunda derken şurada bir kopukluk var ilerlemesi konusu ilerlemesinin konusu demiyor arkadaşlar burada da bir tamlama var bir belirtisi isim tamlaması burada şurada bir tane belirtili var yani bir isim tamlaması bu bir isim tamlaması da bu doğal olarak şurada hemen renkli kalemimiz başka renkli bir kalemimiz daha doğrusu gelsin işte buna zincirleme isim tamlaması diyeceğiz budur abi bu sen buradaki zincirleme isim tamlamasını gördüysen sen açtın zaten. Görmediysen de artık şu dakika itibariyle o görüyorsun. Uyanıksın artık. Canavar gibi açıldı gözler bitti. Hocam bu kadar olabilir ancak. Bir tamlama ancak böyle zor, böyle kapalı olur. Sen bu tamlamayı gördün ya vallahi billahi nokta atış kampının isim hakkını verdik hocam. İsminin hakkını verdik. Şimdi saatin bir hayli ilerlemesi konusunda herkes temkinliydi. Saatin ilerlemesi konusu çok önemli, zincirlemesin tamması. Herkes temkinliydi. Tamam. Zaman ölçeği dediğimiz şey zihinlerimizde. Zaman ölçeği. Zamanın ölçeği demiyor. Zaman ölçeği diyor. Sadece ikinci kelimemiz tamlanan eki almış. Doğal olarak altını çizdiğim şu ifade zaman ölçeği bariz bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. Devam dediğimiz şey zihinlerimizde. Hocam dediğimiz şey derken o sıfat tamlaması o. Devam. Yoksa akıp giden zamanın bekçisi olabilmek zordu. Ha zamanın bekçisi şu altını çizdiğim kısımsa... B nokta diye yazacağım. Belirtili isim tamlaması arkadaşlar. Zamanın bekçisi olabilmek zordu. Devam. Bu arada akıp giden zaman. Nasıl zaman? Akıp giden zaman. Sıfat tamlaması. Bununla işimiz yok. Şu an sadece isim tamlamalarını bulmanızı istiyoruz. Tamam Buna dikkat etmeniz fazlaca yeterli. E devam edelim o zaman. Ne diyor? Zaman yönetimi birçok kişinin isteği ama gerçekleşemeyen bir istek boyutunda bu durum. Zaman yönetimi, zamanın yönetimi demiyor. Zaman yönetimi çok net bir belirtisiz isim tanımasıdır. Birçok kişinin isteği, kişinin isteği ha bu da belirtili isim tanıması tamam ama gerçekleşemeyen bir istek. Ha, bu sıfat tanıması bunu geç. Boyutunda bu durum. Çünkü yatış saati ile kalkış saati arasındaki aralığın Ha yatış saati belirtisiz aman dikkat şöyle ok çekmiş olayım. Kalkış saati bu da yine belirtisiz isim tamlaması arkadaşlar. Gayet net kalkışın saati ya da yatışın saati demiyor. Yatış saati, kalkış saati, varış saati bu. Devam arasındaki aralığın otomatikleşmesi. Aralığın otomatikleşmesi. In, in ve sığsi. Net bir belirtili isim tamlaması. Gerçekten zor bir iş. Bunu başarabilenler zaten zamanı yöneten kişilerdir. Kişi kendini iyi tanır. Ve yapabileceklerini bilirse zamanı da çok iyi yönetecektir. İnsan ömrünün büyük bir kısmı. Bismillah. Bismillah. Bismillah hocam. Bunu yapıyorsak zaten artık git ya sınava gir. Yapıyoruz hocam. E tamam hazırsın. Tamlamalarda sorun yok. Bitti. Tamlamalarda soru kaçırma lüksünüz yok abi. Bitti. Şimdi insan ömrünün büyük bir kısmı. İnsan ömrü belirtisiz. B nokta siz diye yazdım. Ömrünün kısmı belirtili. Zincirlemesin tamması. Araya ne girmiş? Büyük bir kısım diye. Sıfat girmiş. Büyük niteleme bir belgesiz. Değil mi? Ana başlıkta da belirtme sıfatı. Yani niteleme ve belirtme sıfatı almış bu ifade tamlanan değil mi? Çok önemli arkadaşlar bu. Zamanı ne diyor? Büyük bir kısmı zaman hükmetmeye, zamanı diyelim ona zamanı hükmetmeye çalışmakla geçer. Geçen günün hesabı, günün hesabı, belirtili isim tamlaması. E geçen gün hocam, e o sıfat tamlaması. Geçen işimiz yok ki. Günün hesabı aslında bizi ilgilendiren. İle geleceğin düşünülmesi. Ha, geleceğin düşünülmesi diyor. -in, in ve sığsı. bu belirtili isim tamlamasıdır. Güzel. İnsan ömrünü tüketir. İnsanın ömrünü demiyor. İnsan ömrünü. Ha, burası da belirtisiz isim tamlaması. Var mı soru işaretin? Yok hocam bomba gibi gidiyoruz. Hadi devam edelim. Bu nedenle yaşadığımız her anın her saniyesini... Hmm, anın saniyesi abi belirtili isim tamlaması yalnız görüp görebileceğiniz en iyi belirtili isim tamlaması. Çünkü... Her anın her saniyesi abi hem tamlayan sıfat almış hem tamlanan sıfat almış ve her ifadesi belgisi sıfattır. Her an her saniye iki tane belirtme sıfatı almış isim tamlaması var. Oba. Abi çok iyi abi çok iyi. Düşünerek yaşamalıyız. Yani anı değerlendirerek demiş. Şöyle hızlı bir şekilde yine tarıyorum arkadaşlar. Sağda solda kıyıda köşede kalan bir isim tamlaması var mı diye. Her taraf sıfat tamlaması bu arada. Zamanı yöneten kişi var burada değil mi? Çok iyi yönetecektir de çok iyi ifadesinde çok zarftır. İyi zarftır. Zarflar var, iyi tanımak var, iyi yine orada zarf olarak kullanılmış. Her taraf sıfat, zarf mesela bu nedenle, hangi neden, bu neden, işaret sıfatı var. Her tarafta tamlama var ama bizi ilgilendiren belirtili isim ya da belirtsiz ya da zincirleme. Yani isim tamlaması. Şimdi bakın mantık şu arkadaşlar. Bu metinde, bu karmaşık metinde... Tamlamaları bulabiliyorsanız A şıkkında bir zahmet bulacaksınız. B şıkkında gözünüz kapalı bulacaksınız. C'yi okumadan bulacaksınız. D'ye bakmadan ey hiç var mı yok mu demeden bulacaksınız. Metinde gördüğünüz şeyleri şıklarda çok daha rahat görürsünüz. Bizim en büyük eksiğimiz öğrenci olarak bizim en büyük eksiğimiz konu bitiyor hemen teste geçiyoruz. Yanlış bir hareket bu. Çok çok iyi anlamış olsam dahi. Çünkü konuyu öncelikle metinlerde irdelemen lazım. Ha her konu buna elverişli değil. Tamam mesela yazım kuralları. Yazım kurallarında metni inceleyeceksin hep yazım yanlış olacak falan zor. Yani yazım kurallarında metin üzerinde inceleme yapmak güzel eyvallah ama atıyorum bir paragraf sorusunu açtığın zaman orada yazım yanlış bulman lazım ki muhtemelen de olmayacağı için saçma sapan bir okuma olacak. O değil. Ama mesela bir sözcükle yapı, bir ses olayı değil mi? Bir öge bulma. Ya metinler üzerinde çalıştığınız zaman mesela şu metnin ögelerini bul, gitsin ağda full çek bu kadar. Çünkü metin içerisindeki anlam ilişkisini yakalayarak ögelere bakmak çok zordur. Metinde bir şeyi anlamaksa zaten işi bitirdiğini gösterir. O yüzden sizden ricam arkadaşlar lütfen uygulamalara asılın, yüklenin. Benim kanalda zaten inanılmaz uygulama var. Abi uygulama kampı yap, 100 örnek serisi yaz, ne yazarsan yaz. Her taraf uygulama dolu. Kanalda milyonlarca şey var, metin var. Binlerce video, milyonlarca metin. Ve her metin birbirinden farklı. İçiniz çok rahat olsun. Uzattın hocam. Tamlamaları hallettik ama sorular yok. Hadi gelsin sorular. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde zincirleme atlamlaması var? At damlaması yerine at takımı da denebilir arkadaşlar. Kapı komşusu bir anda kapı komşusu bir anda tamam burada bir şey yok karşısında dikilince bir hata yaptığını düşünmeye başladı tamam ses de yapmamışlardı ama belki komşusunun aklında başka bir şey vardı komşusunun aklı bir sıkıntı yok sorunlarını konuşarak halledebilecek birine de benzemiyordu tamam bir anda elinde küçücük bir tabakla bir miktar tuz olup olmadığını sordu. Güzel. O anki mutluluğun tarif edilemez yansımasının bir sonucuydu bu. Oba! Mutluluğun yansıması, yansımasının sonucu, mutluluğun yansıması belirtili. Yansımasının sonucu şurada bir belirtili daha var. Kısacası şurası, ops, bir zincirleme isim tamlamasıdır. Çok iyiydi arkadaşlar. Mutluluğun tarif edilemez yansımasının bir sonucu. Bakın bu tarz sorularda zincirleme sırıtır. Hani zincirde şu görüntü olacağı için o ona bağlı, bu buna bağlı, şu şuna bağlı falan. Bir şeyin bir şeyin bir şeyi falan diye gider zincirleme sırıtır kendini ele verir. Bu tarz sorularda hızlı okumayla yani şıkları hızlı bir şekilde okuyup bir şeyin bir şeyi bir şeyi gibi ya da bir şey bir şeyinin bir şeyi gibi birbiriyle bağlantılı şeyler bulursanız çok daha hızlı çözersiniz. Doğru cevap tabii ki Edirne olacak saygı duyuyoruz. Birinci sorunun cevabı Edirne oldu. Geldik arkadaşlar ikinci soruya bakalım ikinci soru bizden ne ister? Hangisinde tamlayanın sıfat tamlamasından oluşan bir isim tamlaması vardır? Bu ne abi Allah aşkına hocam böyle soru mu olur ya bu nasıl bir soru? Tamlayanı sıfat tamlaması. Hmm. Yani şunu mu söylemeye çalışıyor? Masanın örtüsü bir isim tamlaması. Yeni masanın örtüsü. Masanın örtüsü isim tamlaması. Tamlayan ne masanın? Yeni masa dediğime göre o da sıfat tamlaması. E bunu söylüyor. Şarkıların insanları bir şeyler fısıldadığını iyi bir dinleyici söyleyebilir. Genişletilmiş baskının içindeki her değişiklik okuyucuyu heyecanlandırır. Oba! Şimdi baskının içi belirtili isim tamlaması mı? Evet. Nasıl baskı genişletilmiş? Bitti. Bu bir sıfat tamlaması mı şurası? Tamlayan sıfat tamlaması mı? Evet hocam bitti. Valla bitti ya bu. Neyin peşindeyiz ya? Bu abi bu. Mükemmel. A şıkkı geç. D, C geç. E geç. Hocam geç de bir Allah aşkına bakalım ya. Sevilen sanatçılar konseri ortasında. Dinleyiciyle konuşmayı severler sanatçılar konserin ortasında çok pardon konseri ortasında ne konserin ortası isim tamlaması geç sevilen sanatçılar sıfat tamlaması ama sıfat tamlaması isim tamlamasının tamlayanı değil yani şurada bir isim tamlaması var şurada bir sıfat tamlaması var birbiriyle alakasız. Ama ne diyor? Tamlayanı sıfat tamlaması olsun. Bakın tamlayan, tamlayan ve tamlayanın sıfat tamlaması. Bu! Tiyatro binasının içi, tiyatro binasının içi bir zincirlemesinin tamlaması. Oyunun yarısında, oyunun yarısı belirtili isim tamlaması. İkinin cevabı hırsı olacak. Zevkle, gururla sunar hocam. Gelsin üçüncü sorumuz. Heyecanlıyız. Heyecan dorukta, nokta atış kampında. Soru tahminlerinde veriyoruz. Soru tahmin serisi gibi. E o zaman hadi arkadaşlar bakalım. Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde tamlayan düşmüş, at tamlaması yoktur. Oba bitti. Yoktur en tehlikeli soru tarzı. Çünkü vardırı bulman lazım abi. Dört tane vardır bulacaksın. Bu en tehlikeli soru tarzı olma nedeni bu. Bu kadar. Peki Tamlayan düşmüş ne demek? Benim senin onun, bizim onların gelecek başına. Mesela bir numarada kulvarlarımız farklı olsa da bizim kulvarlarımız. Bakın başına benim senin onun, bizim onların geliyorsa burada tamlayan düşmüş isim tamlaması vardır. Geç. Söylenenlerin hepsi beynimde, benim beynimde. Bakın burada da bariz bir şekilde var. Geç. Bunlar hep tamlayan düşmüş isim tamlaması. Organik beslenmenin verdiği hazla bir kişinin anlatabilmesi tahmin edildiği gibi zordu. Dursun. Kumaşım iyidir. Benim kumaşım. Geç. Sözler her zaman kişinin kalbini birebir bir vermese de zihnim bunu kabul etmiyordu. Benim zihnim. Geç. Hepsinde var ama 3 numarada başına benim senin onun bizim sizin onların getirebileceğimiz bir durum yok arkadaşlar. Kullanılmış yok derken her kelimenin başına benim senin onun gelir o ayrı bir konu mantıklı ya da mantıksız gelir ama bir tamlama içerisinde yer almayacak. Boşta kalan bir ifade olacak. Aklım. Benim aklım gibi olacak. Doğru cevap kesinlikle Ceyhan oluyor. 3. sorumuzda gelelim 4. sorumuza arkadaşlar. Oba altı çizili ifade tamsın formatı hangisi belirtisiz isim tanıması değildir diyor. Koçluk sistemi. Şimdi nasıl anlayacağız hocam? Allah aşkına yok mu bir taktik ya? Taktiksiz olur mu Allah aşkına ya? Bak bir kelime grubunun iki tane kelime verilmiş ya da 3 4 5 neyse iki tane verildiğini düşünelim şimdi. Bir kelime grubunun arkadaşlar sıfat tamlaması mı yoksa isim tamlaması mı? Olup olmadığını nasıl anlarız? Araya tamlayan eki getirmelisiniz. Oluyorsa isim tamlaması olmuyorsa sıfat tamlaması. Mesela koçluğun sistemi oluyor isim tamlaması demek ki. Çalışmanın takvimi, dersin programı, şairin yalnızlığı. E bunların hepsi isim tamlaması belli ki ama çalışanın bir koç. Çalışanın bir koç ne Allah'ını seversen? Ne çalışması? Hangi koç? Ne bu? Çalışanın bir koç olmaz. Doğru cevap tabii ki Edirne olacak. Aman dikkat, saygı duyuyoruz. Peki hocam, dörde şöyle bir Edirne dedik. Geldik beşini sorumuza. Bakalım 5 bizden ne ister? Aşağıdaki hangisi de tamlananı belirtme sıfat almış bir isim tamması var? Yani tamlayan, tamlanan. Şuraya bir tane tamlananın başına gelmesini istiyor çünkü belirtme sıfatı. Belirtme sıfatı neydi hocam? Sibsti. Sayı, işaret, belgesi, soru bunlardan birini alacak. Tamam bakalım. Arkadaşımın bir günü fedakarlık yapabileceğim anlarla doluydu. Arkadaşımın günü. Tamam. Tamlayan var, tamlanan var. Ha bir günü derken yani bir gün bunu sayı sıfat olarak burada kabul edebiliriz. Genelde belgesiz, belgesizdir arkadaşlar. Arkadaşımın bir günü, herhangi bir günü gibi de düşünebilirsiniz. Fark etmez. Yani sayı sıfatı da olsa, belgisiz de olsa her türlü belirtme sıfatı doğal olarak bariz bir şekilde. Arkadaşımın günü isim tanımasıdır belirtili, araya ne girmiştir? Bariz bir belirtme sıfatı girmiştir. Doğru cevap Adana. Bir gün orada sayı sıfatı olarak alınabilir. Sorun olmaz. Soruların zor taraflarını Zor tarafları derken nasıl taraf? Zor taraf yani bu niteleme sıfatı. Evet sıfat girmiş tamlayan, tamlanan sıfat almış ama niteleme bu. Belirtme sıfatı istiyoruz. Bu olmaz. Kitabın içeriği burada bir şey yok zaten. Gün içerisinde belirtisiz bu. sempozyumun sonu belirtili. Evet geldik arkadaşlar bir diğer soruya. Yukarıdaki tamlamalar türleri bakımından sınıflandırılırsa hangi ikisi dışarıda kalır diyor. Oba türleri bakımından derken tamlamanın türünü soruyorsa ya isim tamlaması ya sıfat tamlamasıdır. İsim tamlaması ya da sıfat tamlaması. Eğer isim tamlamasının türünü sorarsa belirtir belirsiz zincirleme. Burada sıfat mı isim tamlaması ona bakacağız. Herkesin beğenisi isim tamlaması. Yeni kremasyon sıfat tamlaması. Değişik model sıfat tamlaması. Yürüyüş şekli yürüyüşün şekli. Ha, e bu da bariz bir şekilde isim tamlaması. Derinlikli bir gösteri sıfat tamlaması. 1 ve 4 numara isim tamlaması. Neredesin bir 4 Edirne? Evet süper. Hangi ikisi dışarıda kalır diyor. Diğer üçlüsü. Sıfat tamlaması. Mesela yeninin kreasyon olmaz, değişimin modeller olmaz, derinliklinin bir gösteri olmaz. Yani iki kelime arasına ın-in, un-ün ya da nın-nin. Yani tamlayan eki geliyorsa isim tamlamasıdır, gelmiyorsa sıfat tamlamasıdır. Herkesin beynisi, yürüyüşün şekli. Hemen buna baktım mesela ben. Yürüyüşün şekli ha oluyor tamam. Koşuşun şekli neden olmasın? Anlatımın, anlatımın şekli olur tabii ki. Araya ın in geliyorsa isim tamlamasıdır. olasıdır. sorunun cevabı da Edirne'dir. Bomboş bir sayfa bizi bekler. Hemen kalbimiz çizilsin diyeceğim ama durmuyor. Kalem durmuyor, sayfa durmuyor. Evet güzel bir kalp çizildi. Harika hocam. Süpersiniz. Ne yaptık, ne yapıyoruz? Nokta atış kampında uygulamalar ve sorularla tabii ki öncesinde nokta atışlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel konular bizi bekliyor. Çok detaylı konular bizi bekliyor. Yani kıyıda köşede ne kalmış? ise onları da alıp getireceğim karşınıza. Nokta atış bomba gibi devam ediyor. Bir yandan da aman dikkat MSU kampını hatırlatmış olalım arkadaşlar. Yarın saat 6'da 18'de bu kanalda MSU kampının ilk gün videosu ile karşılaşacağız. E o zaman haydi kendinize çok iyi bakın. Ben diğer videoları hazırlayayım. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. He.